Malumunuz bu haller Abdülkadir Geylani Hazretleri gibi, İmam Rabbani Hazretleri gibi, İmam Gazali Hazretleri gibi büyük şahsiyetlerin hayatında olmuştur. Tahsil devresi olmuştur, mücadele devresi olmuştur. Mesela İmam Gazali o zamanın en yüksek düzeyde Nizamülmülk medreselerinin başına geçmiş, rektörü olmuş bugünkü tabirle. Fakat manevi bir tatminsizlik sebebiyle tam 10 yıl boyunca o makamların hepsini terk ederek çeşitli yerlerde kalarak dervişhane bir hayat geçirmiş ama Allah ona İhya Ulumiddin diye bir kitap ihsan etmiş, asırlara hükmü geçmiş. Hala okunuyor ve hala istifade ediliyor. İşte Hazreti Üstad Allah'ın lütfuyla ve esaretten kurtuluyor. Çok uzun 3000 kilometrelik bir mesafeyi ihtimal yürüyerek, ihtimal nurani bir işaretle geçip İstanbul'a geliyor. Safa'dan anlatmayacağım. Çok müthiş bir karşılama var. Çok müthiş bir teveccüh var. O zamanın en mühim, en büyük akademisi olan Darül Hikmet-i İslamiye'ye davet ediliyor, azâ kabul ediliyor. Mehmet Akif şöyle bir ifade kullanıyor. Biliyorsunuz Mehmet Akif El-Baba Hamdi Yazır gibi zatlar da o akademinin üyeleridir. Şöyle bir ifade kullanıyor. Felsefe noktasında Sokratlara, Descartes'lara pabuç çıkartacak ilmi seviyede bir şahsiyet Bediüzzaman. O konuşmaya başladığı zaman biz susar, sadece onu dinlerdik diyor. İlmi yeterliliği anlatmak noktasında. Evet. Daha sonra hızlı geçmem gerekiyor. Mücadele yılları, milli mücadele yılları. Ankara'ya geliyor. Ankara'daki maceralar var. Fakat bakıyor ki dünyevi siyasi mücadelelerle bunlar olmayacak. Hasan Basri Çantay şöyle küçük bir hatıra anlatıyor. Onu hızlıca anlatayım size. Biz diyor meclis içerisindeyken Bediüzzaman'ın da içerisinde bulunduğu bir mecliste bu milletin kurtuluşuyla ilgili konuşmalar yapıyorduk kendi aramızda. Nasıl bu millet kurtulur düşüncesindeydik. Endişemiz buydu. Herkes kendine bir şeyler söyledi. Şunu yapmalıyız, siyasi bir hareket kurmalıyız. Şunu yapmalıyız, bunu yapmalıyız diye daha çok maddi veya siyasi veya daha farklı usullerle bir şeyler yapmamız gerektiği kanaati oluştu. Bir köşede sessizce duran Bediüzzaman Hazretleri'nden en son dedik ki, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? O dedi ki, aynı asr-ı saadette olduğu gibi tekrar baştan, imandan başlamalıyız. Biz de dedik ki, tahkir için değil, orada hatıratında yazdığı için söylüyorum, Kürt'ün aklı demiş onlar. Tasvip etmemişler, beğenmemişler. Demin kardeşimizin okumuş olduğu 1952'deki Gençlik Rehberi Mahkemesi için İstanbul'a geldiğinde Hazreti Üstad'la yine Hasan Basri Çantay görüşmeye gidiyor. Girer girmez içeriye Hazreti Üstad, Hasan Basri, hayırlı bir şey söylemiyorum yani dikkat. Ne oldu? Türk'ün aklı mı, Kürt'ün aklı mı? Demiş latife. Yani Hasan Basri Çantay şunu söylüyorum. Biz bu düşüncelerde ve fikirdeyken her birimiz bir tarafa savrulduk. Hiçbir şey yapamadık. Ama Bediüzzaman Van'a gitti, Anadolu'ya gitti. Anadolu'dan sıradan sayılabilecek insanlarla bir İslami, imani davayı ortaya koydu. Ve Allah'ın izniyle de muvaffak oldu. Evet. 1925'li yıllarda doğuda bir isyan havası var. Yaş, kuru fark etmeden herkes o halden etkileniyor. Hiç ilgisi, alakası olmadığı, tamamen münzevi yaşadığı halde Erek Dağı'nın bir kenarında mağaraya benzer bir yer kazdırıp orada ibadetle meşgul olduğu halde
Bediüzzaman Hazretleri de derdest edip Batı'ya gönderiyorlar. Burdur'a gönderiyorlar. Ama yavaş yavaş o ruhi intibahın, ruhi uyanışlığın, uyanmanın semereleri, meyveleri gözükmeye başlıyor. Burdur'da Hazreti Üstad ilk defa, daha sonra Nur'un ilk kapısı ismiyle neşredilecek olan küçük sözlerin sanki bir provası hükmünde bir risale tehdit ediyor. Bir müddet orada kaldıktan sonra yine alınıyor Risale-i Nur'un kürsüsü olan Isparta'nın Eğirdir ilçesinin Barla köyüne gönderiyor. İsteniyor ki kuş uçmaz geçmezmez. Bu beldede unutulsun gitsin. Kimse onun farkına varmasın. O da kimsenin muhatap olamasın. Halbuki o diyor ki ehli dünya beni zulmen aldılar. En ücra bir köye dağ başına gönderdiler. Zahmetler içine atacaklarını düşündüler. Halbuki o aldılar bana inziva gibi oldu. Neticesinde Risale-i Nur gibi milyonlarca insanın imanının kurtulmasına vesile olacak bir eserin doğmasına vesile olacak. Hazreti Üstad'ın meşhur ifadesi: beşer zulmeder ama kader adalet eder. Kader planını yapmıştı. Hazreti Üstad'ın şu anda da dahi elimizde olan, istifade ettiğimiz böyle ilmi manada, akademik manada ciddi üzerinde çalışmaların yapılması gereken sadece sohbet ortamlarında değil, üniversitelerde okutulması, öğretilmesi, incelenmesi gereken kıymetli bir eserin zorluğuna sebep oldu. Allah'ın kendine ebediyen vardır. Böyle bir hizmet başlattı ki etrafta 3-5 kişi vardı. Hatta ilk yazdığı eserlerden bir tanesi olan Olgun Söz bittiğinde de katibine, biliyorsunuz kendisinin yazısı çok düzgün değildi. Kendi eserlerini matbaalarda da basamıyordu. Katibi yazıyı bitirdikten sonra şu ifadeyi kullandı: müjde kardeşim, küfrün beli kırılmıştır. Talebe dedi ki, ya üstad, dağının başındayız. Sen bana bir risale yazdırdın. Karşıda ben varım. Etrafımızda varsa bir iki tane de bu yola başta olmuş insanlar var. Nasıl oluyor küfür dediğin? Hazreti Üstad ona dedi ki, kardeşim, sen vazifeni yaptın. Zaman gelecek ki bu risaleyi durlar, kiliselerde bile okunacak. Allah'ı tanıtan, Allah'ı bildiren, Allah'ı görür gibi iki kere iki dört eder katiyetinde ispat eden bu eserler sadece İslam dünyasını değil, müştak olan bütün ilim erbabının bir müracaat kitabı olmuştur ve olacaktır. Evet, Konyalılar misafirperver ama onların da bir sınırı var değil mi? İşte bacım. Ben verilen vakti değerli ve kıymetli kullanmak adına, daha sonraki konuşmacılarla fırsat tanımak adına Hazreti Üstad'a çok ciddi anlatabildiğimi söyleyen ama önemli olan Hazreti Üstad'ın şahsiyetinden ziyade onun ortaya koymuş olduğu davasıdır. Van kalesi büyük, yekpare bir taştan ibarettir. O 90 derecelik dik bir ortamda iki tane kapı vardır. Hazreti Üstad bir gün oradan, dar bir yoldan yavaş yavaş yürürken ayalık ayar tam düşeceği sırada bir manevi el onun alttaki kapıyı alır. Bu önemli değil. Bakın, insanın en sıkıntılı döneminde en hassas şeyleri ortaya çıkar. Hazreti Üstad tam düşerken davam demiştir.
mülküm, canım, annem, babam değil, davam demiştir. Hedefi davasıdır. Kimin himmeti milleti ise, kimin gayeti milletini kurtarmak içinse o tek başına millettir. Hazreti Üstad da bunu hayatıyla ortaya koymuştur. Evet, asrımızı ve bundan sonraki gelecek asırları yazmış olduğu eserleriyle, koymuş olduğu dava ve düsturuyla, yetiştirmiş olduğu talebeleriyle aydınlatan Bediüzzaman Hazretlerine Cenab-ı Hak sizleri de, bizleri de inşallah talebe eylesin. Ta ki dünyamızı da ahiretimizi de bu şekilde mamur etmiş olalım. Evet, binlerce alimler, binlerce evliyalar şu memleketten gelmiş geçmiştir. Hazreti Üstad da bu asrı şenlendiren, nurlandıran büyük bir alimdir, büyük bir dehadır, büyük bir zekadır. Allah hepsine binler rahmet eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.